Bu arada portakalı aldım ama sen şimdi sivilce deyince benim Senay'ım da aynı dertlerden. İkisi birden gelsin de onu da anlatalım. Senay kaç yaşında? Senay'ımız gelsin kendi anlatsın. Daha 16-17 yaşındaki kızlarımız bana yaşladığında Caner. Şimdi Senay'ım gelecek. 50 kilo verdi o da. O da bir gelsin. Maşallah. Beraber alkışlarla anlatalım. Senay'ı buraya alıyoruz. Herkes pantolonuyla geliyor tabii. Günaydın Vitali. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Senay'cığım sen kaç kiloydun? Kaç kiloya düştün? Ben 110 kiloydum, 60 kiloya düştüm. Maşallah. Kaç yaşındasın? 110'dan 60'a 17. Düştü. Senay'da 17 kilo. Caner 16 kilo. Gençler tatile girmek üzere. Kilo problemi varsa sıkıntı yaşıyorlar. Yaş demek istedin değil mi? Bu pantolon. Tabii canım 17. 17-16. Ay 17 kilom dedim ben. Dur. Neredeyse oralara kadar geldim. Dur. O 17 yaşında. Şimdi Senay'ın eski hali bu arada ekrana geliyor. Aman Allah be. Benim... Beraber girebileceğimiz... Bir ben kadar daha bir şey çıkmış. Ya bir dakika şu çocuklarıma bir sarılabilir misiniz sizin şeyinize? Gelin bakayım ikinize veriyorum. Onlar benim evladım gibi oldular. Yani bir şey söylemek istiyorum. Gelin. Bir şey söylemek istiyorum. İnsanları tabii yardımcı oluyoruz. Fayda sağlamaya çalışıyoruz. Ama bir süre sonra hekim olarak ağabey olmazsanız gençlerde işiniz çok zor oluyor. Yani genç meslektaşlarıma da buradan söylüyorum. İşiniz çok zor oluyor. Şimdi Senay'ı zayıflatırken neler yaptığımızı da anlatacağız biraz sonra. Ama sivilcelerden bahsettik. Ya Senay o pantolonunu bir daha görebilir miyim? Yaz ben kendimi tuttum da epey bir. Unuttum. Tutsana şöyle. Şöyle tutayım. Yani şu kadarı bir bacak, şu an iki bacak. 110'dan 60'a olduğuna göre yarı yarı. Zaten Senay... yarısı gitmiş zaten. Anam bir bacağına, iki bacağına birden giriyor şu anda. Maşallah. Darısı bütün kilo vermek isteyenlerin başına. Sağlıklı bir şekilde ama. Sakın yanlış yapmayın. Yine, o yüzden doktorumuza yine nereye bakarsın Senep Zahide? Yüzüne. Yanaklara bakar. Güzel şey güzel kızımın. Yanakları gözlerin görüyorsun değil mi? Gözlerine bak maşallah. Tombiş tombiş. 50 kilo vermiş ama yanaklar. Bak bu millete, bu ülkeye benim borcum var. Bu ülkenin parasıyla vesaire büyüdük. Ve buradan da verdiğimiz mesajların hepsi o aslında. Israrla söylüyorum. Yanak 100 gram kas gitse çöken bir yerdir. Hiç kas kaybı olmadığının en önemli yeri yanaklardır. Gerek Senay'ımda, gerek Senay'ımda. Ayıracağım ama şöyle tabii. Alacağım çünkü seni tek görmek istiyorum. Doğru. Şöyle bir yan yana eski fotoğrafı ve şimdiki halini evet, gösterir gelin. Misiniz? Daha 17 yaşında kızımız eski herkese. Haline bakın. Bana böyle gelmişti. Yeni haline bakın. Şimdi tabii ben de gitmek istiyorum ama ne param yetiyor, ne zamanım, ne şehrim farklı diyenler için, onun için buradayız. Asıl amaç bu. Tabii. Şimdi o verdi, biz nasıl verebiliriz onun tiyolarını alacağız. Bize neler anlatacaksın? Bugün... Sen nasıl kilo verdin? Ben şey sorayım mesela ha. Ona. Kola içerdi çok. Gazlı içecek. Tabii yani, çok kola içerdi. O ne kadar kolanın, içerdin? Bakın siz de çok içiyorsunuz. O kolanın en büyük zararı ne? Ne anlattık sana? En büyük zararı daha fazla basenler falan yapıyor. Ben basen için demedim şeker hastalığı. Selülit. Selülit de var. Bizim için daha çok tabii. Ayrıca diyet kola da daha fazla, %60 oranında daha fazla şeker hastalığı olduğu görülüyor. Hani çok şeker önemli. Şeker yok diyoruz. Bakın daha... diyet diyoruz. Diyet yani. İçecekler diyoruz. %60 şekeri daha fazla yapıyor. Bir de kadınlarda ne demiştim ben sana en büyük kemikle ilgili? Kemik yıkıyor. Kemik erimesine yol açıyor. Aynen onları eritiyor. Diyet dediğiniz o besinler aslında kemik erimelerine yol açıyor. Ha bir şey daha yaptık Senay'da. Bakın bunu da dikkatle dinleyin. Bir kadının diyet yaparken en önemli kaybetmeyeceği madde D vitaminidir. Senay'ın çok sevdiği bir pişirme şekli vardır. Ama ben Senay'a dedim ki yemek pişirirken senin zayıflaman için çok gerekli. Bu D vitaminini kaybetmemen lazım. O zaman Gürkan abi hangi yöntemi yapmayayım? Hangi yöntem kötü? Hangi yöntemi yaparsam? Hangi pişirme yöntemini yaparsam? Bu D vitaminini kaybeder benim vücudum diye sordu. Ne bitkisel dedim ben? Bitkisel yağlarla kızartma. Bitkisel yağlar güzel bir şey değil mi? Aynen. Güzel. Biz de öneriyoruz. Evet. Ama bitkisel yağlarla kızartma yaptığınız zaman eğer bir besinden D vitamini almak istiyorsanız... O besinin içindeki D vitamini kayboluyor. O yüzden eyvah. D vitamini içeren besinleri bitkisel yağlarda kızartmayın dedik. Şimdi bunu yani hangi yağlar onlar? Tekrar söyleyeyim. Bütün bitkisel yağlar bildiğiniz. Susam yağı, ayçiçek yağı, gelen. Ne var başka? Tüm pamuk bitki. Yağı. Tüm kanolalar dahil. Hepsinde mi? Tüm bitkisel yağlarda. D vitaminini kaybediyor öyle mi? D vitaminini kızarttığınız zaman en çok kayba yol açan bu. Şimdi bakın bunun niye önemi var? 50 kilo verdi, 40 kilo verdi ama kas kaybetmedi. Niye? Her şeyi doğru yapmak zorundasınız. Doğru yaptık. Şimdi hiç mi kızartmadınız? Çok az kullandı onu artık. Yani zeytinyağı. Normal hayatında. Zeytinyağını kullanabilir. Ha. Zeytinyağında bir sıkıntımız yok ama bitkisel yağların diğer gruplarında bir kızartma konusunda birazcık cimri davrandık. Şimdi peki. Şimdi şeye dönelim şu. Bu arada az sonra gaz ve şişkinlik için de tarif vereceğiz. O verecek. Evet, aynen. Bel çevremizi 5 dakika günde 5 dakika ayırarak nasıl
Biraz derken incecik yapabilirsiniz söyleyeceğiz. Bir şey daha yapacağız. Ne yapacağız? Kış geldi. Kalın kalın giydik. Ne oluyor içerisinde o kadar kalın giyince? Terliyoruz. Bu sefer ne oluyor? Vücut kokmaya başlıyor. Çok affedersiniz. Koltuk altı kokuyor. O kadar basit formüller vereceğim ki bu dertiniz de olmayacak. Daha ne harika yapayım yani. Kimsenin alkışını şey yok ama canını sağ olsun ya. Güzel bakmak için. Şimdi siz...